Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte konu 5'in çözümlerine başlıyoruz. Yani üçgende alan konusunun çözümlerine başlıyoruz. Bu videomda kazanım odaklı sorular kısmındaki birinci bölüm testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Bu kazanımımız üçgende alanın tanımı yani taban çarpı yükseklik bölü arkadaşlar. Evet bir üçgenin alanı şekilde 90 derecede özel bir açı varsa kesinlikle ama kesinlikle taban çarpı tabana ait yükseklikten bulunur arkadaşlar. Hatta ek çizim diyebiliriz. Tabana ait yükseklik bazen çizeceğiz. Ne zaman 90 ya da özel bir açı gördüğümüzde. Yani tabanımız A iken yüksekliğimiz de H iken A çarpı H A bölü 2 ya da B burası B iken B çarpı H B bölü 2 ya da burası C iken C çarpı H C bölü 2 bize alanı veriyor arkadaşlar. Bu dar açılı üçgende yükseklikler içeride kesiyor. Dik açılı üçgende de zaten arkadaşlar şurası A burası B ise şu kenara ait yükseklik burası yapıyor. A çarpı B bölü 2 e, direkt dik üçgen alan, dik kenarlar çarpımının yarısıdır. Aynı zamanda taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'den de bahsedebiliriz tabii ki burada. X çarpı H bölü 2'den de bahsedebiliriz. Geri çatılı üçgenden ne oluyor sadece? Tabanımız burası iken yüksek neresi oluyor? Şurası oluyor. Buna dikkat edeceksiniz. Yine taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'den geliyor arkadaşlar cevabımız. Evet isterseniz soruları çözümlerine başlayalım. Birinci soru ne demiş? Hocam soruya baktığımız zaman alan isteniyor. Bak burada taban ve tabana ait yükseklik var. Burada da taban ve tabana ait yükseklik var. O zaman şöyle yapabiliriz. Şurada bir üçgen oluşturacak olursak. Çünkü tabana ait yükseklik şu üçgende oluşmuş oluyor. Buradaki üçgenin alanı nedir? Hocam buradaki üçgenin alanı 10 çarpı 8 bölü 2 değil mi? Evet 10 çarpı 8 bölü 2 artı. Şuradaki üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Tabanımız kaç? 12. Yüksekliğimiz kaç? 12, e, 3. 12 çarpı 3 bölü 2 yapacaktır. Şurası kaç yaptı? 40. Artı. Burası kaç yaptı? 18. Kaç yapıyor o zaman? Cevabımız 58 yapıyor. Evet birinci soru böylelikle denizli oldu. Geldik ikinci soruya. Evet şekilde özel bir açı var. Ne yapıyorduk? Bu üçgenin alanı isteniyor. Tabana ait yükseklik o zaman. Büyük ihtimalle. Evet. Taban neresi verilmiş yalnız arkadaşlar? Bakın şurası verilmiş. O zaman bu tabana ait yüksekliği çizeceğiz. Hop çizdik buraya ait yüksekliği. Yüksekliği çizince bunu bulacağız. Bak bunu çizince karşımıza 45, 45, 90 üçgen çıktı. E, 8 kök ise bunlar dik kenarlar 8'e 8 yapacaktır. Ama burası benim için yeterli. O zaman üçgenin alanını ne yapacaktır? 6 çarpı 8 bölü 2. 48 bölü 2'den 24 eşit olacaktır. Yani ikinci soru balık esir oldu. Geldik üçüncü soruya. Geniş açılı bir üçgen. Tabanımız burası, yüksekliğimiz burası. Direkt taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 5 artı kök 3 çarpı yüksekliğimiz 5 eksi kök 3 bölü 2 direkt alana eşit olacaktır. Hocam a artı b ile a eksi b'nin çarpımı nedir? a kare eksi b kare yani 5'in karesi 25 eksi kök 3'ün karesi 3 bölü 2 yapacak o zaman burası. 25'ten 3 çıkınca 22 2'ye bölünce de kaç çıktı? 11 çıktı. Evet. Üçüncü soru böylelikle akçay oldu. Geldik 4'e. İkizkenar üçgen verilmiş. İkiz kenar üçgende ne yapacağız? Hop tabana ait yükseklik tabanı ne yapıyor? İki eşit parçaya bölüyor. Hocam 8'e 8 burası. 8 17 ne üçgeni? 8 15 17 üçgeninden 15 çıktı. Burası e, tabanımız belli. Yüksekliğimiz belli. O zaman alan da belli kardeşim. Alan 16 çarpı 15 bölü 2'ye eşittir. Ne yapıyor? 16 ile 2 sadece 8. 8 ile de 15'i çarpı kaç yapıyor? 120 yapıyor arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle 4. soruda Edremit yaptı arkadaşlar. Geldik. 5. soruya. Evet ne var burada? Direkt 9-12'yi görünce hop 15 gelir atladım arkadaşlar. 15. A 15 20 25 de oluştu. Yani burası da 90 derece mi? Evet. E hocam şu üçgenin alanı da belli. Şuradaki üçgenin alanı da belli. Bu üçgenin alanı nedir arkadaşlar? 9 çarpı 12 bölü 2. 9 çarpı 12 bölü 2 artı şu üçgenin alanı da dik üçgen olduğu için şurası arkadaşlar 15 çarpı 20 bölü 2 eşit olacaktır. Bu 54 yaptı. Artı burası da 150 yaptı. 20 ile 2 sadeleşince 10. 10 çarpı 15'ten 150 yapıyor burası. Topladığımız anda kaç yapıyor? 204 yapıyor. 5. soru böylelikle Cihan oldu. Geldik 6'ya. Altıncı soru ne demiş? Şöyle bir şey. E, 6 8 var, 90 da var. Hemen ne geliyor aklımıza? Hop şöyle çizmek. 6 8 ne üçgeni? 10 üçgeni. Ne yapacağız peki taral alanını bulurken? Büyük üçgenin alanından şuradaki üçgenin alanını çıkartacağız. E hocam bana şu lazım. 13, 13 ve tabanı 10 alan üçgenin alanı lazım. Ne yapacaksın? Tabana ait yüksekliği çizeceksin. Hemen tabana ait yüksekliği çizelim. Hop şöyle 5, 5. 5, 13'ten dolayı 5, 12, 13 üçgeninden 12 çıktı burası. O zaman üçgenin alanı tabanımız bak büyük üçgenin alanından dik üçgenin alanı çıkartacağım. Tabanımız kaç? 10 çarpı yüksekliğimiz kaç? 12 bölü 2'den neyi çıkartıyoruz? Dik üçgenin alanını 6 çarpı 8 bölü 2'yi çıkartacağız. Ne ne yaptı? 60 eksi 48 bölü 2'den 24 eşit oldu. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 36 yapıyor. Evet 6. soru böylelikle edremit oldu. Geldik 7. soruya. Faruk dikdörtgenler bir prizması biçimindeki bir akvaryuma bir miktar su koyup belli bir açıyla tuttuğu su şekil birde şekil 1'de kenarları 6 ve 8 He, şöyle akvaryumu şöyle tutuyor böyle oluyormuş. Ee, sonra su e, Farklı bir şekilde tuttuğu zaman da 4'e x oluyormuş arkadaşlar. Evet bu üçgen görünüm oluyormuş. Şimdi dikdörtgenler prizması şeklinde ya. Bu yüzey değişir mi arkadaşlar? Yani buradaki prizma şeklinde olduğu için aslında prizma variyi konuşacak olursak hacim değişmez. Taban alan çarpı yüksekliktir. E burada yükseklik değişmediği için taban alanında değişmemesi lazım aslında ama daha doğrusu suyun temas ettiği alanın burada değişmemesi lazım. E suyun temas ettiği alan değişmeyecekse o zaman bunun alanı nedir arkadaşlar? 6 çarpı 8 bölü 2 bunun alanı nedir arkadaşlar? Bu da dik üçgenin kenarları. Kaç? 4'e x. Aynı zamanda 4 çarpı x bölü 2'ye eşit olmak zorunda. E 48 bölü 4'ten x'i kaç buluruz arkadaşlar? Böylelikle 24, 12 mi buluruz? Evet cevabımız böylelikle 12 yapar. Bu da değişik mantıkta kolay bir soru arkadaşlar. 7. soruyu da böylelikle ne bulduk? Balık bulduk ve ilk testimizi, birinci bölüm testimizi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ikinci bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.